Merhaba Para Bilgi kanalı izleyicileri. Hepinize saygılar, selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün saat 09.14 ve 09.15'te kapa bildirilen iki haber vardı. Kamu aydınlatma platformu pay alım satım bildirimi. Dün yapılan pay alım satım bildirimi bugün yapıldı ve seans açılışı ile birlikte bu hisse arkadaşlar taban oldu. Evet, lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın. Bu konuda bir anlaşalım, bunu bir söyleyelim sizlere. Burası bir haber kanalı ve haberimize devam edelim arkadaşlar. Dün yapılan satış haberinin bugün kamuoyuna bildirilmesiyle beraber bu şirket hissesi seansa taban olarak başladı. Ve hala da 12 saat, 12 güncellemesinde de taban arkadaşlar. Patron neden pay sattı, hissede hangi işlemler yapılamıyor? Tüm detaylar haberimizde. Evet, hisse ne arkadaşlar? VBT yazılım. Hisse birkaç gündür zaten bir düşüş eğilimindeydi ama bugün taban olarak başladı. VBT yazılım patronları pay sattı. Kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada genel müdür ve direktörü tarafından pay satıldığı bildirildi. Toplamda 170.079 yani 170.079 adet hisse. Ortalama arkadaşlar 67.50, 73.15 ve 70.40, 70.70 gibi fiyat aralığından satışının yapıldığı bildirildi. Satış fiyatı ortalama 71 liradan hesaplandığında 12 milyon TL'ye denk geliyor arkadaşlar. Hadi siz buna 11 milyon da deyin, 13 de diyebilirsiniz. Lütfen burada verilen bilgiler, rakamlar yanlış olabilir. Siz kendi araştırmalarınızı yapınız yatırımınız için. Şirket daha önce de yaptığı açıklamada geri alım programı kapsamında alınan 485.500 lot hissenin tamamının 22 Kasım tarihinde 49.62 fiyatından satışın yapıldığını bildirmişti. Bu satışın piyasa değeri 14 milyon TL olarak gerçekleşmişti arkadaşlar. Bugün de 12 milyon TL'ye denk gelen bir satış gerçekleştirmiş. Toplamda 170.079 adet hisse satmış VBT yazılım. Hissenin son durumunu göstereceğim şimdi sizlere. VBTS hissesinde, VBTS kapsamında arkadaşlar 30 Kasım tarihinde başlayan bir tedbir kararı var. Nedir bu? Açığa satışa ve kredi işlemlere konu edilemiyor. 29 Aralık'a kadar, seans sonuna kadar bu devam edecek arkadaşlar. Yani hisse biraz önce söylediğimiz gibi 2 işlem günüdür satıcılık konumda olsa da bugün seansa %10 değer kaybıyla başlaması ve tabanla başlaması arkadaşlar yatırımcılardan, hissedarlardan ya da kamuoyunda dün yapılan bu patron satışının da etkili olduğunu gösteriyor. Şimdi hissenin size son durumunu bir gösterelim. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar günü 60.75 lirayla devam ettiriyor şu anda. 6 lira 75 kuruş düşmüş %10. Dün de tabandı hisse, bugün de taban olmuş arkadaşlar. Zaten dünkü satışla birlikte herhalde taban mı oldu bilmiyoruz ama dün de tabandı. Bakabilirsiniz buradan. 7 Aralık Çarşamba 74 liradan başlamış hisse ve 18'de 67.5 liraya düşmüş. Aynı şekilde tabandı. Dün de en çok kaybettiren hisselerden birisiydi VBT yazılım. Bugün de şu anda taban olarak devam ediyor. Burada tabii ki patronun yapmış olduğu bu satış söz konusu mudur? Bunu etki yapmış mıdır? Bunu bilemeyiz ama mutlaka bunu da değerlendiren yatırımcılar vardır arkadaşlar. Ona göre hisse alıp satanlar vardır. Evet, lütfen arkadaşlar buradaki verileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kendi fikirlerinizi, düşüncelerinize göre yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayınız. Hepinize bol bol kazançlar.